arkadaşlar. Türev öğreten sorularla devam ediyoruz. Birinci sorumuzdan başlayalım. Şekilde gerçel sayılarda tanımlı parabol verilmiştir diyor. X'in 0, 1, 2 ve 3 değerleri için bir mutlak değer fx fonksiyonu a farklı. F fonksiyonu içerisinde x'in mutlak değer fonksiyonu b farklı. Kök içerisinde fx fonksiyonu c farklı. X değerinde türevli olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi birinciden başlayalım. Mutlak değer fonksiyonu yani fonksiyonun mutlak değerini aldığımız takdirde arkadaşlar x 80'in altında bir ne kalmayacaktır? Grafik kalmayacaktır. Bu ifadelerin bizim bulabilmemiz için x 80'in altında kalan kısmını neyin alır? simetrini alırız. Yani şuradaki ifade bakın şöyle geldik üzerinden çizdik. Mavi ile çizdiğimiz ifade arkadaşlar bizim için mutlak değer f fonksiyonu olur. Şimdi buraya baktığımız durumda burası 0, şu arada bir bir değerim olacak. Arada iki değerim olacak. Bir de burası 3 olacak arkadaşlar. Bu noktalara baktığımız zaman 0 ile 3 sivri uç olacaktır. Sivri uçlarda türev olmadığı için bu fonksiyonu 2 değer için arkadaşlar ne olacaktır? Türevsiz 2 değer için türevli olacak. Yani a eşittir 2 olacak. Bize x değerinde türevli olduğuna göre dediği için a farklı değerde yani iki farklı değerde türevli olacak diyoruz. Gelelim diğer fonksiyona. Diğer fonksiyon da f içerisinde x'i mutlak değer olarak alıyor arkadaşlar. Bu tarz fonksiyonların grafiklerini çizerken de şöyle yapıyoruz. E, ee, y eksenine göre yani x'in pozitif tarafının y eksenine göre simetriğini alıyoruz. x'in pozitif tarafının pozitif tarafının y eksenine göre arkadaşlar simetriyi alınır. y eksenine göre simetriyi alınır. Şimdi hemen alacak olursak bu simetriyi. Evet y eksenine göre simetri alınmış hali arkadaşlar bu şekilde olacaktır. Bakın hem birinci bölgede hem ikinci bölgede grafik ne yapıyor bulunuyor. Şimdi bu grafiğe baktığımız takdirde e, sıfır noktası bizim için ne olacaktır arkadaşlar? Sivriç olacaktır. Sivriç olduğundan dolayı bu x'e şu kümeye baktığımızda sıfırın neyi yoktur? Türevi yoktur ama 1, 2, 3'ün türevi vardır. O yüzden b değerimiz buradan 3 gelecektir diyoruz. Gelelim bir diğerine. Diğeri de kök içerisinde fx. Şimdi bu fx dediğimiz ifade bizim için parabol belirttiğinden dolayı arkadaşlar biz bunu temsil olarak a çarpı x çarpı x eksi 3 şeklinde ne yapabiliriz? Yazabiliriz. fx'i kök içerisinde alacak olursak fx'i kök içerisinde yazacak olursak kök içerisinde a çarpı x çarpı x eksi 3 oldu diyoruz. Şimdi burada x eşittir 0 noktası bizim için kritik nokta olacak. x eşittir 3 noktası kritik nokta olacak arkadaşlar. 3'ün sağından bakarsak e, kare kökün içerisinde pozitif olur ama solundan bakarsak negatif olur. E, aynı şekilde 3'ün e, sağından bakarsak pozitif olur solundan bakarsak da arkadaşlar negatif olur. Yani x eşittir 0 noktasında ve x eşittir 3 noktasında ne yoktur? Türev yoktur arkadaşlar. Türev olmadığı için c farklı yani c burada e, 1 ve 2 için vardır. 1 ve 2 için türevlidir. 2 değer için türevli olur. Bizden sıralama istemiş A eşittir C o da küçüktür B olacaktır cevabımız e eşit olacaktır diyoruz Evet gelelim bir diğer sorumuz arkadaşlar öncülü bir sorumuz var bu sorular genelde bize e, türevin mantığını daha iyi öğretiyor arkadaşlar bir fonksiyona ile ilgili diyor sürekli olduğu noktalarda türevlidir diyor hemen bunun e, aksini ispatlayacak şekilde bir grafik çizebiliyor muyuz ona bakalım arkadaşlar çizecek olursak şöyle Şimdi burada şu an benim çizdiğim fonksiyon sürekli bir fonksiyondur ama türevli olmadığı neyi vardır arkadaşlar? Şu işaretlediğimiz bir noktası vardır. O zaman sürekli olduğu noktalarda türevlidir ifadesi her zaman doğru değildir. İkinci öncülümüze bakacak olursak türevli olduğu noktalarda limitlidir diyor. Türev olma şartı zaten iki durum söz konusuydu. Birincisi süreklilik olması gerekiyordu. Süreklilik İkincisi sağdan türev soldan türeve eşit olmalıydı. Sağdan türev soldan türeve eşit olmalı. Şimdi buraya bakacak olursak zaten sürekli ise içinde limitli olmak zorunda olduğu için arkadaşlar türevli olduğu noktalarda limitlidir ifadesi doğrudur. Limitli olduğu noktalarda süreklidir diyor. Hemen bir tane limitli olacak şekilde bir ne çizelim arkadaşlar? Fonksiyon çizelim. Evet. Şimdi burayı çizdik. Burası 2 olsun, burası 3 olsun. 2'nin görüntüsü şurada arkadaşlar 7'ye gitsin. Şimdi 2 noktasında limit var mıdır? Vardır arkadaşlar. Hemen bakalım. Sağ taraftan geldik 3'e gitti. Grafik şöyle 3'e gidiyor arkadaşlar sağdan geldiğimiz zaman. Sol taraftan geldiğimiz zaman yine 3'e gidiyor ama 2 noktasındaki görüntü ne değildir? 3 değildir. O yüzden limitlidir ama sürekli değildir. 3. öncülümüzde yanlış Cevabımız b şıkkı olacaktır diyoruz. Evet gelelim bir diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi yanlış olabilir diyor arkadaşlar. Ee, videomuz alt üstünde öğreten sorular olduğu için arkadaşlar aynı tarz sorular genelde böyle birkaç tane ar arka arkaya alıyoruz ki mantanlaşasın diye. Ee, A şıkkına bakalım. Bir noktada türevli bir fonksiyon o noktada süreklidir. Türev için iki şartımız vardı. Birincisi süreklilik. İkincisi de arkadaşlar sağ türev, sol türeveni Eşit diyoruz. Sağ türev eşittir sol türev. Tekrardan yazalım bunu. A şıkkında türevli bir fonksiyonsa zaten süreklilik sağlandığı için türevlidir arkadaşlar. Birinci durum birinci şart sağlandığından dolayı türevlidir. O yüzden türevli bir fonksiyon o noktada süreklidir ifadesi doğru olur. B şıkkına bakın bir noktada sürekli olmayan bir fonksiyon o noktada türevsizdir. Birinci şart sağlanmadığı için türevsizdir doğru. Bir noktada türevli bir fonksiyon o noktada limitlidir. Zaten sürekli ise arkadaşlar aynı zamanda limitlidir. O yüzden bu şık da doğru. D'ye bakacak olursak bir noktada sürekli bir fonksiyon o noktada türevli değildir. Sürekli olup türevli olmayabilir. Bu yüzden bu şık arkadaşlar bizim için ne olacaktır yanlış olacaktır grafiğinde hemen çizecek olursak şu şekilde geldik şöyle çizdik bakın burası bir sivri uç oluşturdu arkadaşlar grafiğimiz sürekli ama sivri uç oluşturduğu noktada türevli değil bu yüzden cevabımız ne değişik olacak tabi sürekli bir fonksiyon yani olabilme ihtimali yüksek yanlıştır gelelim bir diğer sorumuza bir tane arkadaşlar mutlak değer fonksiyonu verilmiş fx fonksiyonu türevsiz olduğu kaç farklı x değeri vardır diyor. Bunun için size bir not yazacağız arkadaşlar. Şimdi notumuz şu şekilde. fx bir fonksiyon verilmiş. verisin verisi mutlak değer bir fonksiyon olsun. x eksi a üzeri n olsun arkadaşlar. Burada n dediğim sayı 2'den büyük ve eşit olmak şartıyla x eşittir a noktasında yani kritik noktada arkadaşlar a, x eşittir a noktasında eğer n dediğim sayı 2'den büyük ise x eşittir a kritik noktasında türev vardır ve genel olarak arkadaşlar genel olarak türev vardır ve sıfırdır denir bu not bizim çok işimize yarayacak Bir de bunun yanında fx eşittir x eksi a kuvveti bir olsun arkadaşlar n dediğimiz şeyin kuvveti bir olsun Burada x eşittir a noktası bizim için ne olacak? Kritik nokta olacak. Ve bu x eşittir a noktasında türev yoktur. Türev yoktur diyoruz. Şimdi bu ifadeye göre fonksiyonumuzu düzenleyecek olursak. fx eşittir mutlak değer x eksi 3 çarpı mutlak değer x eksi 1'in karesi çarpı. Bakın burada x kare eksi 25 dediğimiz yerde 2 kare farkı var x eksi 5'e x artı 5 şeklinde yazacağız. Şimdi kuvveti 1 olanlar burası burası burası. Kuvveti 1 olanlar türevsiz. Yani 3 noktasında türev yoktur. 5 noktasında türev yoktur. Eksi 5 noktasında türev yoktur. Ama 1 noktasında arkadaşlar kuvveti 2 olduğu için türev vardır ve sıfırdır. Bize türevsiz olduğu kaç farklı x değeri vardır diye soruyor. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olacaktır diyoruz. Evet gelelim bir diğer sorumuza. Kat sayıları birbirinden farklı pozitif tam sayılar olan bir polinom veriliyor arkadaşlar. Türevinde birin 50 olduğu söyleniyor. Buna göre Px polinomunun kat sayıları toplamın en küçük değeri kaçtır diyor. Şimdi gelelim polinomun türevini alalım. Polinomun türevini alacak olursak P'nin türevinde x eşittir. 3ax kare artı 2bx artı c olacak. Türevinde 1 yazacak olursak türevinde 1'i yerine yazalım. 3a artı 2b artı c bu da eşittir neymiş arkadaşlar 50'ymiş. Şimdi kat sayıları toplamın en küçük değerini istediği için bulmamız gereken şey p1'i bulmamız lazım. Yani a artı b artı c artı d bizden istenilen bir ifadedir arkadaşlar. Şimdi bunların toplamının en küçük olması için arkadaşlar şurada a'ya 50'ye yakın bir sayı vereceğiz. Yani a'ya en büyük değerini vereceğiz. En büyük 15 olursa B buradan 2 olup C de buradan 1 olsun. Bir de birbirinden farklı dediği için onları göre de tabii ki hesaplıyoruz arkadaşlar. Kaç sayıları birbirinden farklı? Şimdi A'ya 15 verdik. B'ye 2 verdik. C'ye 1 verdik. D de bunlardan farklı olacak. O zaman D'ye de ne kalır? 3 kalır. Hepsini toplarsak da arkadaşlar 21 olacaktır. Cevabımız diyoruz. O yüzden cevabımız B şıkkıdır diyoruz. Evet, gelelim bir diğer sorumuza. Px Sabit terimi 3 olan 4. dereceden bir P polinomdur arkadaşlar. P1 eksi P 1 eşittir 10 vermiş. Türevinde 1'i ve türevinde eksi 1'in toplamlarını 26 vermiş. P polinomun x küplü teriminin katsayısı kaçtır demiş. Şimdi sabit terimi 3 olan 4. dereceden bir polinom yazacak olursak P x eşittir. A üzeri 4 artı B x üzeri 3 artı C kare artı D artı sabit terimi 3 olduğu için artı 3 oldu arkadaşlar. Şimdi bizden x küplü terimin katsayısı sayısı dediği için x küplü terimin katsayısı arkadaşlar b olup b'yi bizden istemiş. Birinci yani şuradaki verilen kısımda p1'i bir de p-1'i bulalım. p1 dediğim ifade a artı b artı c artı d artı 3 olacaktır. p eksi 1'i yerine yazacak olursak a eksi b artı c eksi d artı 3 olacaktır. Sonra da bu ikisini birbirinden çıkarmış arkadaşlar. O yüzden alt taraftakini eksiyle çarpalım. Eksi. Burası eksi olacak. Burası artı olacak. Şurası eksi olacak. Burası artı olacak. Burası da eksi olacak. Bunları alt alta toplayacak olursak P1 eksi P eksi 1 dediğimiz ifade A'lar birbirini götürdü. 2B C'ler birbirini götürdü. Artı 2 D oldu. Bir de 3'ler de birbirini ne yaptı? Götürdü. Bu ifade neye eşitmiş? Ona eşitmiş. O zaman b artı d buradan kaç geldi? 5 geldi. Gelelim şimdi bir de fonksiyonun türevini alalım. p'nin türevinde x diyelim. 4ax üzeri 3 artı 3bx'in karesi artı 2cx artı d olsun. Burada bir yazalım. 4a artı 3b artı 2c artı d olsun. Bir de türevinde eksi 1 yazalım. Eksi 4a artı 3b eksi 2c artı d olsun. Bunları da alt alta toplayalım. Alt alta toplayacak olursak bununla bu burayla burası gitti. Yani 6b artı 2d eşittir 26 oldu. Burayı da 2 ile sadeleştirecek olursak 3b artı d eşittir 13 oldu. Bizden istenilen ifade B'yi bulmamız gerektiği için arkadaşlar iki tane denklem var şu an elimizde. Birinci denklem burası. Burayı eksiyle çarpalım. Eksi B, eksi D eşittir, eksi 5 olsun. İkinci bulduğumuz denklem hemen altına yazalım. 3B artı D eşittir, 13 olsun. Alt alta toplayacak olursak 2B eşittir 8 olup B buradan 4 olacaktır. Zaten B değerini aradığımız için cevabımız eşit olacaktır diyoruz. Evet gelelim bir diğer sorumuza. fx parçalı fonksiyon verilmiş. x eşittir 2 absisinin noktada sürekli olmasına rağmen türevli değildir denilmiş arkadaşlar. Parçalı fonksiyon olduğu için ve 2 burada arkadaşlar parçalanmanın olduğu nokta olduğundan dolayı kritik noktadır. Kritik noktalarda sağdan soldan bakarız arkadaşlar. Şimdi sürekli ise o zaman şöyle olacak. Limit 2'ye sağdan fx eşit olmalıdır sürekli olduğundan dolayı limit 2'ye soldan fx bir de 2 noktasındaki görüntüsüne eşit olmalıdır. Şimdi gelelim başlayalım. 2'ye sağdan bakacak olursak limit x 2'ye sağdan. Sağ tarafta arkadaşlar burası ilgilendirdiği için bize 3x kare eksi 4 ax olacaktır. Eşittir. 2'ye soldan bakacak olursak Yukarıdaki ifade bizi ilgilendirdiği için arkadaşlar 2a x artı b olacak eşittir. 2 noktasında da yine alttaki bizi ilgilendirdiği için e, burada yerine yazacağız. 3x kare eksi 4 ax olacak. 2 yerine yazacak olursak 2'nin karesi 4. 4 kere 3 12 eksi 8a eşittir. Soldan 2 yerine yazacak olursak 4a artı b olacak. Zaten bu ifade de arkadaşlar şununla aynı olduğu için tekrardan yazmama gerek yoktur. Bu ifade birbirine eşit olduğu için sürekli olması lazım. Yani sürekli olduğu için bunların eşitliği söz konusudur. Şimdi türevli değildir diyor. Süreklinin üzerine türevli olsaydı ne yapacaktık? Sağdan türev, soldan türev birbirine eşit diyecektik. O zaman demek ki sağdan türev, soldan türev eşit değil. Fonksiyonda geldik. Sağdan türeve bakıyoruz. 2'nin sağ tarafındaki türev, bir de 2'nin sol tarafındaki türeve bakıyoruz. Evet sağ taraftan bakacak olursak 3x kare eksi 4ax bizi ilgilendiren fonksiyon türevini alacak olursak 6x eksi 4a olacaktır diyoruz. Hemen sol taraftan türeve bakalım. 2ax artı b olacak. Soldan türevini alacak olursak da bu ifade ne gelecektir? 2a gelecektir. Şimdi bu iki ifadenin birbirine ne olmaması lazım? Eşit olmaması lazım. Ee, hangi noktada x eşittir 2 noktasında, o zaman x'e 2 değerini verecek olursak 12 4a eşit değildir 2a, yani buradan arkadaşlar 12 eşit değildir 6a olup a eşit değildir 2 olacaktır. Getirip burada yerine yazacak olursak 12 12a eşittir b olması lazım. Şimdi eğer ben aya 2 değerini verecek olursam, o zaman b'nin buradan ne olmaması gerekir? Eksi 12 olmaması gerekir. B kaç olamaz diyor. Eksi 12 olamaz. Cevabımız A şık olacaktır diyoruz. Evet gençler burada videomuzun sonuna geldik. İyi çalışmalar diliyoruz. Kendinize iyi bakın.